Şanlı Türk Ordumuz. Ordumuz Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk. Mazisi şanlı, geleceği parlak Türk ordusu, yüksek karakterini ve üstün seciyesini Türk'ün ayak bastığı her karış toprakta tarih boyunca ispatlamıştır. Devleti, sen çok yaşa. Türk askeri cesur, fedakar ve itaatkardır. Kanının son damlasına kadar vatan topraklarını savunmaktan çekinmeyen kahraman askerlere sahip olan Türk ordusu, tüm dünya uluslarına örnek olmuştur. Ordumuz iç ve dış düşmanlara karşı ülkemizin varlığının ve bekasının en büyük teminatıdır. Türk ordusu şanlı bir geçmişe dayanmaktadır. Ordumuz Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış ve böylece tüm bu toprakları o asil kanıyla sulamış bir ordunun mirasçısıdır. Şanlı ordumuz Sovyet tehdidine karşı dimdik ayakta duran, Kore'de kahramanlık destanları yazarak tüm dünyanın gıptasına mazhar olan, Kıbrıs'ta gözü pekliğini ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiş bir ordudur. Atatürk de vatanın her yerinde destanlar yazan, Türk ordusunu en büyük destekçisi olarak görmüş ve şu sözlerle ordumuzun benzersiz özelliklerini övmüştür. Türk ordusu. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir. Her zaferin en büyük payı senindir. Kanaatinle, imanınla, itaatinle, hiçbir korkunun yıldırmadığı, demir gibi temiz kalbinle düşmanı sonunda alt eden büyük gayretin için gönül borcumu ve teşekkürümü söylemeyi kendime aziz bir borç bilirim. Atatürk, Türk askerinin Çanakkale Savaşı'ndaki destansı zaferi, yüksek manevi duyguları ile, dindarlığı, İslam'a ve Kur'an'a bağlılığı ile kazandığına dikkat çekmiştir. Öleni görüyor, 3 dakikaya kadar öleceğini biliyor. En ufak bir fütur, yılgınlık bile gösteremiyor. Sarsılmak yok, okumak bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler, kelime-i şehadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren, şaşılacak ve övülecek bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesi'ni kazandıran bu yüksek ruhtur. Tefsir alimlerine göre Maide suresinde Türk milletine işaret edilmektedir. Birçok tefsir alimine göre Maide suresi 54. ayette övülen millet Türk milletidir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden geri döner, irtidat ederse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda çaba harcayan ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır. Bilendir. Başta Ömer Nasuhi Bilmen olmak üzere Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Said Nursi Hazretleri, Osman Keskioğlu, Celal Yıldırım gibi İslam alimleri Türk milletinin bu ayetin sırrına mazhar olmuş ve Allah tarafından övülmüş bir millet olduğunu ifade ederler. Said Nursi Hazretleri Maide suresi 54. ayetinde Allah'ın geleceğini müjdelediği ve övdüğü milletin Türk milleti olduğunu bildirmiştir. Allah-u Zülcelal Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'de öyle bir kavim göndereceğim ki onlar Allah'ı, Allah da onları sever buyurmuştur. Ben de bu beyanı ilahi karşısında düşündüm. Bu kavmin 1000 yıldan beri alem-i İslam'ın bayraktarlığını yapan Türk milleti olduğunu anladım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Türk milletine dikkat çekmiştir. Türkler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından birçok hadiste övülmüş bir millettir. Bu hadislerin bazılarında açıkça Türk adı geçmekte, bazılarında Türklerden Kantura oğulları şeklinde bahsedilmekte, bazı hadislerde de Türklerin ırki ve fiziki özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'un fethini bir hadisinde şöyle haber vermiş ve bu fethi gerçekleştirecek olanlardan övgüyle söz etmiştir.
Konstantiniyye, İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır ve o asker ne güzel askerdir. Duyarak kapışan gözler görüyor, Afet o kapıdan şehre giriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Türk milletine dikkat çektiği bir diğer hadise şöyledir. Şanı yüce olan Allah şüphesiz bana, ümmetime kırmızı çehreliler sayesinde İran'ı ve Bizans'ı ele geçirmeyi vaat etti. Zira bana kırmızı çehrelileri, Türkleri yardımcı kılmakla beni çok güçlendirdi. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dilinden Türk ordusu. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Türk ordusunu İslamiyet'in en kahraman koruyucusu olarak görmüş ve sözlerinde Türk ordusundan kahraman ve mücahit ordu ve dindar millet diye bahsetmiştir. Türkler, bu milleti İslamiye'nin kahraman bir ordusudur. Kahraman ve mücahit ordunun ve dindar milletin ruhundaki nur-u iman ve Kur'an ışığıyla hakikati hali göreceği rivayetlerden anlaşılmaktadır. Üstad Hazretleri Risale-i Nurlar'da Türk askerinden ve Türk ordusundan övgüyle bahsetmiştir. Ben bu mübarek milletin kahraman ordusunun milyonlar efradı, bireyleri ve zabitlerini, subay, rütbeli askerlerini severim. Hürmetlerini, haysiyetlerini elimden geldiği kadar muhafaza ediyorum. Said-i Nursi Hazretlerine göre Türk milleti tarihte İslam'ın bayraktarlığını en iyi şekilde yapmıştır. Şimdiden sonra da İslam'ın bayraktarlığını yine onlar yapacaktır. İnşallah yine Araplar yeisi bırakıp İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesanüt ve ittifak ile el ele verip Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir.